Bakın ne yapıyoruz? İşte yine new class dedik. İşte hesap işlemleri V3 dedik. V3 dedik. Public static void main'i de seçtik. Finish dedik. Şu araya yine ne yaptık? Yapıştırdık. Şimdi bankamatik hesabı gibi, yani bankamatik gibi düşünerek bunu uygulamayı yapıyoruz tabii ki. Yine bizim neyimiz olacak? İşte günlük para çekme limitimiz olacak diyelim ki, değil mi? İşte double limit, işte günlük para çekme limitimiz mesela 500 olsun. Herkese farklı tanımlanıyor tabii ki bunlar. İşte o zaman şu if statement'taki expiration, yani şart ögesi ne olması gerekiyor? Değişmesi lazım, değil mi? İşte çekilecek bakiyeden küçük ve eşitse, ve yine buraya neyimiz var dedik bizim? End operatörümüz var, değil mi? End operatörümüz de işte yine çekilecek küçük eşittir limit ise, değil mi? Limit ya limite eşit olacak ya da limitten küçük olması lazım, değil mi? Bu şekilde ne yapmamız lazım? Yazmamız gerekiyor. Yine şuraya gelip şu açıklama kısmına da şöyle slash n diyelim. Alt satıra geçsin. İşte burada şu, bakın, çift tırnak, kapama çift tırnağın içindeyken enter'la aşağı inersem böyle kendisi alta artıyla ekler onu, veya çekmek istediğiniz miktar işlem limitinizden fazla. İşte bunu da bir şey yapalım mesela. Ne oldu? Ha, burada bir parantez fazla. İşte çekmek isteyeceğimiz 311. Zaten bu olmadı. Tekrar çalıştıralım. Yani 1335 lira bakiyemiz var. Biz işte 600 TL çekmek istediğimizde, burada yalnız biz yine bu da olmadı. Bunu bir daha şey yapacağız, düzenlememiz lazım. İşte benim limitim mi yetersiz, hesap bakiyem mi yetersiz? Bunu tek bir mesajda yayınladık. Eğer bizim limitimiz yetersizse, yani limitten fazlaysa, desin ki günlük para çekme limitinden fazla, bakiyemiz yetersizse bakiyemiz. Yani bunu biz yine çalışıyor, yaptığımız doğrudur. Ama bir aşama daha yapmamız lazım buna. Şimdi ne sorduk? Fahrenheit'ı Celsius'a, Celsius'u Fahrenheit'a çevirme. Böyle internetten convert deyip aratıyoruz işte. Fahrenheit'ı Celsius'e çevir, Celsius'u Fahrenheit'a çevir. İşte şimdi biz bu uygulamayı birlikte yapalım. İşte şöyle yine new class dedik. Class'ımız Hocam ekran kapalı şu anda. pardon. Evet, ne yaptık? Yine new class dedik. Celsius Fahrenheit nasıl yazılıyordu? Fahrenheit Fahrenheit convert diyelim, convert. İşte Celsius Fahrenheit convert. İşte finish dedik. Yine public static void main'i de seçtik. Bize açılırken ne dedik? Mesela işte 1'e bastığında işte birini çevirsin diye, 2'ye bastığında birini çevirsin. Yine Skinner tanımladık. Skinner'a A dedik örneğin. İşte Hocam, new nasıl? integer çekmiş de bir
Yani olabilir. Ben böyle yapayım. Yine deneriz, bakarız. Skynr işte system.in işte ne yaptık? Bir işte double işte bir sayı diyelim. Bir sayı. Yine seçim diye bir değişken tanımlayalım. İşte CSOut'la şöyle mesaj yazdıralım tabii ki ilk önce. İşte F'yi C'ye böyle kısaca yazalım. İşte çevirmek için bir işte şöyle İşte C'yi F'ye çevirmek için 2 2'yi tuşlayınız. 2'yi tuşlayın. Yine işte ne dedik? Seçim eşittir A nokta next double işte CSOut'la ne dedik yine çevirmek istediğiniz sayıyı giriniz işte çevirmek istediğiniz sayıyı giriniz işte bir sayı eşittir A nokta next double yine if statement açtık seçim işte ne dedik eşittir birse ne yap işte double C eşittir şöyle parantez içinde tabii ki bir sayı eksi 32 işte birincisinde ne yapıyorduk? Fahrenheit'ı Celsius'a çeviriyorduk formülümüze göre işte çarpı 5 bölü 9 işte CSOut'la ne yaptık? Bir sayı artı F artı işte C artı işte ne dedik C'ye eşittir işte bu birinci if'imiz. İşte yine iki if'li yapıyorum ben. If dedik. Yine seçim eşittir 2 ise yine double ne dedik? F. İkincisinde ne yapıyoruz? C'yi F'ye çeviriyoruz. İşte double F eşittir bir sayı. Burada ne dedik? Çarpı 9 İşte bölü 5 artı 32. İşte formüle göre ne yaptık? O önemli değil. CSOut'la işte bir sayı artı işte C artı F artı ne dedik? F'ye eşittir. İki if'li ne yaptık? Yaptık. If else de olur. Önemli değil. İşte bir deneyelim. İşte Fahrenheit'ı Celsius'a çevirmek. Biri seçtim. Çevirmek istediğimiz sayı diyelim ki 20 Fahrenheit olsun. Neye eşit oluyor? Eksi
-6, -6. İşte yine 2'yi seçtik. Çevirmek istediğiniz sayıyı giriniz. İşte çevirmek istediğiniz sayı diyelim ki 20 yine olsun. 20 Celsius'te 68.0 Fahrenheit'a eşittir. Şimdi şu hesap işlemleri ne yaptık? En son burada dedik ki limit limiti aşıyorsak limiti aşıyorsunuz desin. İşte hesap bakiyemiz yeterli değilse hesapta yeterli miktarda bakiye yok desin. Yine şu kısmı şöyle kopyaladım. Hesap işlemleri yine bir class oluşturalım. İşte new class dedik. İşte hesap işlemleri V4 diyelim. Yine public static void main'i seçtik. Yani şöyle versiyon 4. Şimdi o kopyaladığımızı yapıştırdık. Yani şu kısmı ne yapacağız biz? Şu kısmı şöyle Ctrl X diyeyim. Yine şurada bir herhalde çengelli parantezimiz fazla. Bir de Ctrl Shift F format veriyor, unutmayın. Ctrl Shift F. İşte şu else'den sonra, bu else'den sonra buraya bir if statement açtım. İşte buraya ne dedik? Çekilecek büyüktür bakiyeden büyükse ne yap? Hesabınızda yeterli miktarda bakiye yok. Yani şurayı sileceğim. Evet, hesabınızda yeterli miktarda bakiye yok desin. Yine şurada bir if statement daha açtık. Yine burada ne dedik? Çekilecek büyüktür limit. İşte yine bu sefer de ne yapacağız? Şu kısım olmayacak. Şu kısmı şöyle yukarı getirelim. İşte çekmek istediğiniz miktar işlem limitinizden fazla. Evet, yani neyse onu bize söylesin. Yine deneyelim. İşte 785, biz 600 lira çekmek istedik. Çekmek istediğiniz miktar işlem limitinizden fazla. Evet, bunu da düzenleyelim.